Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün bu kanalı hikaye hub'ına dönüştürmeyi düşündüğüm, yani kanalda bir şey değişmeyecek, ekstra başka hikaye gelecek, yanlış anlamayın, projemizin ilk günü. Şimdiden Ozan'a ve Doruk'a teşekkür ediyorum bu hikayeleri için. Başlamadan önce arkadaşlar, hikayeyi beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve like tuşunu parçalamayı, paramparça etmeyi, pardon unutuyorum söylemeyi, bunu söyledikçe like'lar fırlıyor. Çok hoşuma gidiyor bu. Övert arkadaşlar. O kelimeyi kullanabilir. Korku hikayesi kanalıyım ben. Öldürün o like tuşunu. Herhalde demonetized olmayız öldür dediğimiz için biz. Ve bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca maddi gücünüz el veriyorsa o katıl tuşuna, süper teşekkür tuşuna basmayı unutmayın. Sizin sayenizde daha çok hikaye yapabiliyorum böylece. Öyleyse korkunçlu bir hikaye için 1, 2, bö. Merhaba, benim adım Alexa. Birkaç hafta önce karanlık web hakkında bazı makaleler okuyordum. İlgimi çekmişti. Bilinmeyenin cazibesi beni içine çekti. Karanlık webde bu kadar gizli içerik olduğunun düşüncesi buraya girmeye çalışmaya beni itti. Bu yüzden denemeye karar verdim. Karanlık web'e nasıl erişileceğine dair bir rehber buldum ve adımları harfiyen takip ettim. Aslında adımlar oldukça basitti. Tor'u indir, tamam. VPN'i indir, tamam. .onion linklerini bul, tamam. Hepsi bu kadar mıydı? Bu kadar kolay mıydı gerçekten? Tor tarayıcısını kullanarak web'in derinliklerine eriştim. Başta sıkıcıydı. Çünkü ekranda hiçbir şey yoktu. Sadece boş bir sayfa. Normal internete benzemiyordu tabii. Burası için belirli linklere ihtiyacım vardı. Karanlık web ile ilgili wiki sayfasında dolanırken ilgimi çekebilecek bir şey aradım. Amacım bir şey satın almak ya da yasa dışı bir şey yapmak değildi. Sadece merak ediyordum. Linklerin açıklamaları olmadığından rastgele birini seçmek zorundaydım. Biraz ürkütücü görünen bir linki seçtim. Çünkü yalnızdım ve biraz korkmak istiyordum açıkçası. En azından sevgilim eve gelene kadar vakit geçireyim dedim. Enter tuşuna bastım ve sayfa yüklendi. Zifiri karanlık bir ekran belirdi ve sol alt köşede küçük beyaz bir yazı vardı. O kadar küçüktü ki okuyamıyordum. Yazı yavaş yavaş büyümeye başladı ve sonunda okunacak kadar büyüdü. "Ne tıklayacağına dikkat et," yazıyordu. Garip diye düşündüm. Sayfayı kapattım ve diğer linklere yöneldim. Başka bir linki kopyalayıp yapıştırdım. Sayfa açıldığında siyah ve kırmızı renklerden oluşuyordu. Ortasında bir metin kutusu vardı. İsim girin. Görünüşe göre bu bir bilgisayar oyunuydu. İsmi yazarken tereddüt etmeden Alexa yazdım. Ardından yeni bir kutu belirdi. Soyadınızı da girin. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Karanlık web'de gerçek ismini vermek. Aklını mı kaçırdın? Evet, aptalca bir hareketti. O anda neden gerçek ismimi yazdığımı gerçekten bilmiyorum. Bir takma ad kullanabilirdim ancak oyun masum göründü. Ne olabilir ki diye düşündüm. Nur yazıp onayladım. İçimde bir tedirginlik oluştu. Kendi kendime neden böyle bir şey yaptığımı sorarken animasyon başladı. Bir adam bir kadını evin içinde bıçakla kovalıyordu. Ekranda bir metin belirdi. Amacın Alexa, öldürülmemek. Bu saniyeler içinde gerçekleşebilir. Bizden saklanamazsın. Her zaman seni izliyor olacağız. O anda bu sözlerin bana yönelik olması içimi ürpertti. Dahası ekrandaki kadının üzerine ismimin yazıldığını gördüm. Kontrol edemediğim bir video oynuyordu. Sanki bir oyunmuş gibi tasarlanmıştı. Kadın her öldüğünde video başa sarıyordu ancak her tekrarında kadın daha da çok bana benzemeye başladı. Son sahnesinde kadının bacakları kesilmiş ve yerde kanlar içinde yatıyordu. Katil sahneyi terk ederken ekranda yeni bir yazı belirdi. Sana çok yaklaştık Alexa.
Tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Kalbim deli gibi atmaya başladı. Bu da neydi diye düşündüm. Bir şey olmaz, ben iyiyim. Sayfayı kapatmaya çalıştım. Ama her seferinde hata, çıkış yapılamıyor. Mesajı aldım. Bilgisayarı kapatıp tekrar başlattım. Umarım sorunu çözmüştür diye düşündüm. Tekrar kontrol etmeye cesaretim yoktu. Hala ürkmüştüm. Zaten istediğim de bu değil miydi? Biraz korkmak. Sevgilim her an eve gelebilirdi. Bu yüzden aşağı mutfağa inip akşam yemeği hazırlamaya başladım. Her zamanki gibi. Kendime bir kadeh şarap doldurup sakinleşmeye çalıştım. Bir daha asla karanlık web'e girmeyeceğim. Bu bana fazla geldi diye düşündüm. Zaten kullandığım VPN de pek güvenilir görünmüyordu. Ücretsizdi ve sürekli kesilip duruyordu. Kapının açıldığını duydum. Sanırım sevgilim geldi diye düşündüm. Heyecanlandım. Uzun bir gündü ve ona olanları anlatmak istiyordum. Adımların sesini duydum ve "Tatlım, mutfaktayım." diye seslendim. Ancak cevap gelmedi. Normalde eve geldiğinde hemen seslenirdi. Endişelendim ve kapıya doğru gittim. Kapı ardına kadar açıktı ama kimse görünmüyordu. İçimde kötü bir his oluştu. Mutfaktaki bıçaklardan birini almak için geriye bütün gücümle koştum. Elim büyük şef bıçağını aradı ama bulamadım. Bıçak setindeki tek eksik oydu. Tam o anda tekrar ayak sesleri duydum ve elimdeki bıçakla yukarıya doğru koştum. Yatak odama girip ışıkları kapattım ve kapıyı kilitledim. İşte o an karanlıkta bir ses yankılandı. Seni hep izliyorduk Alexa Moore. Karanlık web'de tam ismini vermek ne kadar da büyük bir saflık. Üstelik korumasız bir şekilde. Yerini bulmamız sadece birkaç saniyemizi aldı. O oyunu hatırlıyor musun? İşte o oyun çok yakında gerçeğe dönüşecek. Kalbim duracak gibi oldu. Sıradaki şeyin ne olduğunu düşünürken aniden yere yığıldım. O anda bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde tarifsiz bir acı hissediyordum. Gözlerim yaşlardan dolayı bulanıktı ve her yerimde kan vardı. Aşağıya baktım ve bacaklarımın yerinde olmadığını gördüm. O an tek düşünebildiğim şey sevgilimdi. O neredeydi? O hayatta mıydı? Etrafta ne kimseyi görebildim ne de sesini duydum. Aldıkları bacaklarımı da etrafta göremiyordum. Uzakta siren sesleri duymaya başladım. Sesler giderek yaklaşıyordu. Birkaç dakika sonra polisler ve sağlık görevlileri odaya doluştu. Sedye ile beni aşağıya taşırlarken yerde sevgilimin kanlar içinde yattığını gördüm. Gözlerini kapatıyorlardı. O an anladım. Sevgilim ölmüştü. İçim acıdan kavruluyordu. Ambulansa bindirildikten sonra her şey karardı. Ambulansta kendimden geçtim. Ve zaman kavramını tamamen kaybettim. Bir ara bilincim yerine geldiğinde başımın üzerinde parlak ışıklar gördüm. Etrafımda paramediklerin ve doktorların telaşlı sesleri yankılanıyordu. Kafamda sadece bir düşünce vardı. Bundan kurtulabilecek miyim? Ancak bedenimin geri kalanını neredeyse hiç hissetmiyordum. O an bacaklarımın gerçekten olmadığını bir kez daha fark ettim. Çaresizlik ve korku içime çöktü. Hastaneye vardığımızda beni hemen ameliyata aldılar. Vücudumdaki kan kaybını durdurmak için uğraşıyorlardı. Her anın sonunda karanlığa sürükleniyor, sonra tekrar bilincim açıldığında yoğun bakımda olduğumu fark ediyordum. Gözlerimi açtığımda makinelerin sabit sesi ve vücuduma bağlı kabloların rahatsız edici hissiyle baş başa kaldım. Sevgilimin yüzü bir an olsun gözümün önünden gitmiyordu. Onun ölü bedeni. Bir süre sonra bir polis memuru yanıma geldi. Yavaşça oturdu. Ciddi bir ifadeyle bana baktı. Alexa Moore.
Başınıza gelenleri anlayabilmek için sizinle konuşmamız gerekiyor. Ancak söylemem gerekir ki bu saldırının failleriyle ilgili elimizde hiçbir iz yok. Evinize zorla girildiğine dair hiçbir işaret bulamadık. Bu sözler mideme kramplar girmesine neden oldu. Bunu yapan o oyundan biri olmalı diye fısıldadım. Memurun yüzü biraz daha kasvetlendi. Hangi oyundan bahsediyorsunuz? Karanlık Web'de bir oyun bulmuştum ama gerçek gibiydi. Kim olduğumu biliyorlardı memur bey. Kendimi daha fazla açıklamaya çalıştım ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Bunu nasıl anlatabilirdim ki? Karanlık Web'de oynadığım bir oyun yüzünden bu hale geldiğimi söylesem kim bana inanırdı ki? Memur not defterine bir şeyler yazdı ve ciddi bir ses tonuyla konuşmaya devam etti. Evinizdeki güvenlik kameraları kaydına baktık. Ama ilginç bir şey bulamadık. Kimse içeri girmiş gibi durmuyor. Hiçbir iz, hiçbir kanıt yok. Donup kaldım. Bu imkansız diye fısıldadım. O an her şey daha da korkunç bir hal aldı. Gerçekten birisi mi bana saldırmıştı? Yoksa bu oyun zihnimi ve bedenimi ele geçiren bir kabus muydu? Günler geçtikçe hastanede yalnız başıma kalmak daha da dayanılmaz oldu. Gece olduğunda başucumda oturan hayali figürler görmeye başladım. Yüzleri bulanıktı ama içlerinden biri sürekli "Biz hep buradaydık, seni izliyorduk" diye fısıldıyordu. Gözlerimi kapatmaya korkuyordum çünkü kapattığım anda o oyunun görüntüleri beynimde yeniden canlanıyordu. Bıçaklı adam, kaçış yolları kapanan kadın ve her seferinde daha çok bana benzeyen o figür. Taburcu olduğumda evime dönmek zorundaydım. Artık bacaklarım olmadan yeni bir hayata alışmam gerekiyordu. Ancak korkularım da benimle birlikte geriye döndü. Bilgisayarımı ellemekten bile korkuyordum. Ama bir gün içimdeki o tuhaf dürtüye engel olamadım. Gerçeği öğrenmek zorundaydım. O oyunun bir izni, bir kaydını bulmak için tekrar bilgisayarın başına oturdum. Tor tarayıcısını açmamaya yemin etmiştim ama yine de merak ve korku iç içe geçerek beni bilgisayarın başına çekiyordu. Sayfayı açtım, eski bağlantılarımın kayıtlı olduğu klasöre baktım. O lanet oyunun linki hala oradaydı. Elim fareye gitti. Yeniden tıklamak üzereydim. Ama tam tıklamadan önce ekran karardı ve bir metin belirdi. Tekrar hoş geldin Alexa. Bizi özledin mi? Ekran bir anda dondu. Bilgisayardan gelen tiz bir kahkaha odanın içinde yankılandı. Ama o kahkaha yalnızca bilgisayardan gelmiyordu. Ben arkamdan da aynı sesi duydum. O an artık her şeyin sona erdiğini anladım. Gerçekten de oyunun bir parçası olmuştum. Evet, inanın bana Deep Web hikayesi istediğiniz için sizi Deep Web'e boğmaya çalışmıyorum. Sadece denk geldi. Ozan ve Doğra tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten hikayeni çok içinde okumuşlar. Hikayeye gelecek olursak, böyle 2015-14'lerin hikayeleri gibi değil mi? Yani sebep-sonuç ilişkisi olmadan sadece korku yapmaya yönelik. Artık bu kadar basit hikayeler olmuyor. Hikayelerimiz daha komplike, daha güzel oluyor genelde ama hikaye de eski gerçekten. Hikayeye baktım, gerçekten eski. Deepfake hikayelerinin çıktığı zamanlarda popüler olmuş bir hikaye. Zamanıyla değerlendirirsen fena değil. Şimdiyle değerlendirirsen 10 üzerinden 6,5 ya da 7 verirdim. Öyleyse hikayeyi bitirmeden önce buraya kadar geldiyseniz o like tuşunu öldürmüş olmanız lazım artık. Ve oraya bir tane yorum bırakmışsınızdır diye hesaplıyorum. Öyleyse bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Ha, söyleyeyim, azıcık spoiler vereyim. Bir sonraki hikayede biraz Liminal Space artı Backrooms'un Pool bölümüyle ilgili. Pool bölümü değil, bu top havuzunun olduğu bölümle ilgili bir hikaye gelecek. Ya, ilginç bir şey. Yani Backrooms Multiverse gibi. Daha çok Backrooms'un kişisel kurgusu gibi. Ama epey hoşuma gitti. 30 dakikalık falan bir hikaye. Neyse. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.
Çıkarken o teşekkür, süper teşekkür tuşuna basmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi tatlı uykular.